Sondan bir önceki durağımız Porto Natales. Yine Arda Usta'dan farklı bir yumurta tarifi alıyoruz şu anda. Çeşitli mekanlar da. Burası tabii oldukça lüks bir mekan değil mi? Evet, burada bu Porto Natales'in çok özel mutfaklarından birindeyiz. İzinle kullanılabilen, burada kaldığımız için de bizim kullanıyor olduğumuz akşamüstü yumurta pastamızın. Evet, şurada hazırlıklar için. Evet. Benim şimdi şunu yıkamam lazım. Görüşürüz. Bilmeyenler için hostel hayatı. Öyle. Bir takım yabancı insanlarla aynı yerde yatmak zorundasınız. Ayakkabılarınızı böyle yapabilirsiniz. Kadınız bufflarınız böyle. Şehir sokaklarında biraz keyif yaptıktan, bazı dostlarla vedalaştıktan sonra... Evet, Porto Natales'e veda ediyoruz. Şu anda El Calafate otobüsünde. Ve bu gezimizin son bir günü, son iki günü. Evet. Buenos Aires'te sonlanacak. Ne düşünüyorsunuz Arda Kaptan? Vallahi her şey çok yolunda gitti. Böyle de giderse iki gün daha harika kapatacağız seyahati. Patagonya özel bir yol, sağ olsun. Çok güzel geçti seyahatimiz. Keyfimiz pek yerinde. Evet, bakalım ne olacak. Görüşürüz. Otobüse de bindik. Otobüs iyi görünüyor. İyi geziler. Evet, Arda uykuya hazırlanıyor. Ben de sanırım. Ve işte hoşça kal Porto Natales. Bize güzel zaman geçirttin. Ve hoşça kal Şili. Ya ve hoşça kal Şili, evet. Hoşça kal internet bağlantım. Burada aldığım sim kart sona erecek. Arjantin'e geçince. Görüşürüz. Ve son durağımıza varıyoruz. Arjantin. Nihayet El Calafate'ye geldik. Öyle. Küçük bir kasaba burası. Buzluyla ünlü. Buzluyla ünlü kasaba. Tabii de vodkasıyla. El Calafate'ye indik. Terminalde biraz soluklanıp nerede kalacağımıza karar veriyoruz. El Calafate 60 bin nüfuslu ufak bir kasaba ama bir hayli turistik. Bugün biraz etrafı keşfetmeye zaman ayırabiliriz. Buzulu görmeye yarın gidiyoruz. Arjantin işi. Arjantin'in bu geleneğiyle ilgili düşüncelerimi önceki bölümlerden biliyorsunuz. Arjantin işi... Kuzu şey. Nedir o? Izgara kuzu. Burada meşhurmuş. El Calafate'deki hostelimizin arazisi burası, bahçesi. Böyle sağa sola, istersen bizim gibi içeride kalıyorsun, istersen böyle tekrar çadır kuruyorsun. Açıkçası üşendim ben yani tekrar çadır kurmaya, her şey aç falan. Şimdi o kampın banyosuna gidiyorum. Banyo dediğim tuvalet. Bakalım. Gerçi gittim biraz önce. Çok iç açıcı değil ama fena değil. İdare eder. Güzelim doğadan sonra hostel hayatı zor. Dünyaca ünlü Moreno buzuluna gidiyoruz. Dünyanın Moreno, pardon. Bu dünyanın üçüncü büyük buzuluymuş. Ama sanırım Arjantin'in en büyüğüymüş. Buzulun bulunduğu milli parkın El Calafate'ye uzaklığı
80 kilometre civarı. Dolayısıyla taşıt olmadan gitmek pek mümkün değil. En hesaplısıysa çok sık kalkan yerel tur otobüsleri. Uzaktan da olsa şu anda görüyoruz. Buzulu, muhteşem bir görüntü. İnanılmaz bir şey. Çok heyecan verici. Evet, sonunda El Calafate'nin meşhur buzulu Perito Moreno. Perito Moreno'ya geldik. Ona doğru yürüyoruz. Birazdan şu tekneye binip oraya gideceğiz. Daha yakından fotoğraflarını çekebileceğiz sanırım. Bu arada gayet gerçekten müthiş, heyecan verici bir görüntü. Şu anda üstünde maalesef güneş yok, o yüzden yeteri kadar göremiyoruz. Evet, muhteşem bu buzul. Acayip bir şey. Acayip bir görüntü. Evet. Arda ile şu anda klasiğe gitmek üzere. Muy bien, muy buenos días a todos. La empresa Southern Spirit agradece vuestra presencia en el día de hoy en esta embarcación Santa Fe para realizar. Adını araştırmacı Francisco Moreno'dan alan bu devasa buz kütlesi aslında yılda 1 metre hızla akan donmuş bir nehir. Neyse ki Perito Moreno büyük okyanustan gelen bulutların Ant dağlarına çok kuvvetli yağışlar bırakması sayesinde dünyadaki pek çok kayıp yaşayan buzulun aksine sürekli büyüyor. Dolayısıyla oluşan kırılmaları küresel ısınma yüzünden çektiğimiz vicdan azabını yaşamadan seyretmek mümkün. En azından şimdilik. Bu gördüğünüz kısmın genişliği 5 kilometre. Yüksekliği 70 metre, yani Boğaz Köprüsü kadar falan. 60 kilometre uzunluğundaki tüm buz kütlesinin yüz ölçümü Buenos Aires'e eşit. Yine bakmalara doyabiliyorum. Çekmeleri bu kadar harika ki. Buzul, Arjantino Gölü'ne kavuştuğu bu noktada büyük çatırtılarla kırılarak muazzam görüntüler oluşturuyor. Tabii buna şahit olabilecek kadar şanslıysanız. Ne dersin? Bizim ekip pek iyi çıkmadı. 100 tane bile buz kırılmasına şahit olamadık. Şu anda ayrılırken. Tam ayrılırken çatırtı indi. Evet, güzel bir gezi bitip kahvelerimizi yudumlamak en güzel şeylerden biri. Değil mi Arda Kaptan? Öyle, öyle. Buzulların arasından geçtik. Sıcak kahvemizi içiyoruz şimdi. Hava şeker. Ama buradan geçeceğimiz yer Buenos Aires. Sanırım cehennemin bir sıcak bizi bekliyor. Bakalım bu son 12-13 günde gördüğümüz aşırı hava değişimi bakalım vücudumuzda nasıl bir etki bırakacak. Görüşürüz. Yola çıktık. Buenos Aires'e doğru gidiyoruz. Patagonya'ya veda ediyoruz. Hoşça kal Patagonya. Bizi yaşattıkların için teşekkür ederiz. Ve geldik büyüleyici bir maceranın sonuna. Buenos Aires'te birkaç sıcak günün ardından vedalaşıyoruz.